Merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şimdi evet piyasalarda olan geri çekilme ile ilgili en son yine Hakan'ın yayın Hakan'ın kanalında yapmış olduğum, Medya Lafta yapmış olduğum yayında 10 Nisan civarlarında bir Mars Satürn kare kavuşumunun olduğunu göstermiştim sizlere söylemiştim. Bakın burada arkadaşlar 10 Nisan evet bu aslında beklediğimden daha fazla bir düşüş meydana getirdi. Tabii ki savaş olasılıkları da gündeme girdi. Mars'ın yine arkadaşlar bakın katla 150 açısı da mevcut. Ve bu da arkadaşlar manipülasyon. Şimdi yeni oluşturduğumuz takvimde arkadaşlar artık puanlama sistemi getirdik. Mesela bu kavuşum 100 puan değerinde şey 200 puan değerinde arkadaşlar düşüş meydana getiriyor bakın. Mars-Satürn kavuşumu. Mars-Satürn kırmızıya bakın. 200 puan değerinde e, ve arkadan 100-100 iki tane arkadaşlar daha var. Darbe var yani. E, bu konuda sizi uyarmak zorunda değilim e, arkadaşlar. E, ama vicdanım el vermedi. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bilgi vereyim. E, spotçu arkadaşlar panik yapmasınlar. Yukarı çıkış olacak. E, Kaldıraççı arkadaşlar ayvayı yer. Yani ben size söyleyeyim. Zaten en son yayınımda da sizlere bunu bilgisini vermiştim. Size en son yayınında bilgi vermiştim. Yani kaldıraçtan uzak durun. Bakın bilmiyorsanız yapmayın bu işi. Spot mal almanız en hayırlı olandır. Şu an spotçu arkadaşlar çok rahatlar. Neden? Kafaları rahat. Çünkü neden? Yani sonuçta malları var. Ve bu mal çıkacak yukarı ee, bir şekilde. Peki bu neden düştü? Sen şimdi buna savaş diyorsun. Bu bir vesile. Arkadaşım bunu düşüşünün nedenini sana söyleyeyim mi? Kasa parayı ödeyemedi. Yani sen ya da neye inanmak istiyorsan savaşa inan yani savaş olduğu için düştü veya savaş bir bahane arkadaşlar ee, ona bakarsanız altın da düştü yani altın da düştü yani düşmemesi gerekiyor yani savaşta altının çıkması gerekiyor bu nasıl oluyor yani altın da düştü kriptolarla yani ters korelasyona girmeleri gerekiyordu ama altın da düştü mesela şimdi yarın piyasa açacak neler olacak neler bakalım merakla bekliyorum ya ben ne olacağını biliyorum da yani 17 Nisan'da bir daha kaldıraç çağrılacaklar Bizim çeşitli tekniklerimiz var bu konuyla alakalı. Tabii ki savunma yapabildiğimiz kadar yaptık bu konuyla alakalı. Ama benim beklediğimden çok fazla düştü. Yani onu söyleyeyim. ya Ben bir düşüş bekliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Şimdi arkadaşlar savaş olasılığı tabii ki buradaki durum. Peki sonucu değiştirir mi? Arkadaşlar sonucu değiştirmez. Bu piyasa yükselecek. Kriptolarda yükseliş beklentim devam ediyor. Yani bir değişen yok ama kaldıraççılar para kazanamaz. Yani, yani kaldıraççıların para kazanmayacağını, kazanamayacağını. Çünkü onların kafa yapısını biliyorum ben. Benim eski kafa onlar. Ben de eskiden e, o kafadaydım. E, sizi çok iyi biliyorum. Kaldıraççıları çok iyi biliyorum. Kafayı biliyorum. Çünkü o kafa benim kafam. E, dolayısıyla e, belli bir prensip elde etmeyen bir kişi e, ka, değil. Kripto da herhangi bir emtiyada para kazanamaz. Yani herhangi bir emtiyada para kazanamaz. Çünkü kafa gidik. Anladın Aç gözlü yani para hırsı bürmüş olan bir insan hiçbir hiçbir emtiyada para kazanamaz. Yani e, dolayısıyla belli prensipleriniz olması gerekiyor arkadaşlar piyasada. Yani belli bir kar. Mesela ben Eylül ayından bir arkadaşlar kardayım. E, Ana totalde kardım. Ha, ben para kaybetmedim mi? Kaybettim arkadaş. Yani dünkü düşüşten 3500 dolar zararım var. Ha bu bana koyar mı? Yani 20 bin dolar kazanmış bir adam için yani 3500 doların pek bir önemi yok yani tamam mı? Ben o parayı ilk çıkışta geri alırım. Ama şu var arkadaşlar. Ee, bu noktada piyasaya long veya short giren kişiler ayvayı yedi. Ee, herhangi bir fark etmez çünkü volatilite çok yüksek e, olacak arkadaşlar. Ee, bu, bu noktada yani hedge mantığıyla da ne kadar savunursunuz onu da mantığını çevirebilecek misiniz onu bilmiyorum. Ee, Dolayısıyla spot mal alan kafası rahat olsun. Ee, ben bekle yükseliş beklentim hala devam ediyor. Bakın tekrar gösteriyorum. Bunu göstermek mecburiyetinde değilim ha. Ee, onu söyleyeyim. Yani benim böyle bir yayın yapma lüksü. Bak şunu anlatayım size. Benim şu anda burada yayın yapma e, bu bir lüks yani. Hani bu sizin açınızdan bir lüks. Ben burada bilgi açıklamak zorunda değilim. Ee, onu belirteyim yani. Ee, sadece vicdanın size yardımcı olma isteği yani içimde e, o isteğimi şu anda gerçekleştiriyorum. Yani ben yayın yapmak zorunda değilim ee, onu söyleyeyim. Arkadaşlar, bu konuyla alakalı yani benden böyle bir şeyi hep beklemeyin yani, tamam mı? Şu anda olağanüstü bir durum var hani bu konuyla alakalı. Dolayısıyla size bilgi vermek istiyorum sadece, tamam mı? Yani kripto paralarda yükseliş beklentim devam ediyor ama şimdi abi bak şimdi. Sen burada kabak gibi kal bak kaldıracılar bak. Ben bunu görüyorsam market maker da görüyor, tamam mı? Yani yani kusura bakma. Ee, yani e, belli bir prensibi, belli bir kafa yapısını elde etmemiş, belli bir kültür, o kültürü benimsememiş, içselleştirmemiş olan bir trader piyasada kesinlikle hükmünü sürdüremez. Yani bu piyasada sürdüremez. Yani gerekirse İran drone sürer, füze atar, sen likide olursun. Tamam mı? Dolayısıyla bunun ne zaman olacağını sen asla bilemezsin. Ee, bu noktada kaldı ki ben astroloğum, Mars-Satürn kavuşumunun konusunda sizi uyarmıştım. Bunun ne olacağını bile bilmiyordum yani. Tamam mı? Çünkü savaş atraksiyonlarına bizim takvim savaş atraksiyonlarına göre cevap vermiyor. Biz düşüş ve çıkış ilmelerine göre odaklıyız. Hani savaş olacak mı? Bana ne yani? Olursa olur, olmazsa olmaz. Yani üçüncü dünya Savaşı olacak. Ben size bunu bütün yayınlarda söyledim. Yani üçüncü dünya savaşı başlayalı pandemide de zaten. Yani sen şu anda yani, zaten bir savaş ortamındasın. Tamam. Bu 2027'de Türkiye buna dahil olacak. 2027'de buna Türkiye dahil ve taraf olacak. Ee, 2027, 28, 29, 2030'da Türkiye bunun bir tarafı olacak. Dolayısıyla da Türkiye de bu konunun içine dahil edilecek. Yani sen dahil edilmeyeceğini zannediyorsun ama dahil edilecek. Dolayısıyla gelelim şimdi kripto. Ben, ben, ben kripto ile ilgileniyorum veya petrol ile altınla ilgileniyorum. bana bunu sor. Ben Türkiye'nin yani şeyinde beni hiç ilgilendirmiyor. Yani, tamam mı? Ya yani diyor da Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir durumu beni hiç ilgilendirmiyor. Amerika zaten öldü bitti yani tamam mı? Hani şu an ekonomik olarak kendini ayakta tutabilmek için gerekirse İran'ı da kıştıklar. İran'ı da fiştikler. E, İsrail'de fiştik, fiştikler. E, ekonomik olarak çünkü ayakta durması gerekiyor. E, ve kendine likide oluşturabilmesi için her türlü haltı yiyeceğini düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Yani dolayısıyla ha ama ben bunları dile getiren biri değilim. Ben finansal e, piyasalarla ilgileniyorum. Yani ben savaş e, astroloğu değilim yani. Hani beni hiç ilgilendirmiyor yani bu kısım. E, tabii ki yani insanlar ölecek. Yani e, yapacak bir şey yok e, bu noktada. Bu doğal e, doğal seleksiyon. Yani yapacak bir şey yok yani. E, burada piyasalarla ilgili e, benim biraz önce göstermiş olduğum takvimdeki e, tarihleri aklınızda tutun. Ee, devam edecek arkadaşlar. Bir bir dalga daha gelecek. Ee, bir dalga daha gelecek. Neden dalga gelecek arkadaşlar? Ee, yani e, çünkü daha hala kaldıratçılar orada. <laughs> yani e, kaldıratçılar hala piyasada arkadaşlar. Yani bu piyasadan kaldıratçıları temizlemeden e, bu oyun bitmez. E, onu söyleyeyim. Ben size bunu galiba söylemiştim. Galiba değil %100 söylemiştim. Yani en son yayınıma bakarsanız. Hakan'ın kanalında Medya Lafta bunu göreceksiniz. Bu konuyla ilgili yayınları göreceksiniz. Kendi kanalımda da var yine aynı şekilde. O videoyu ben kendi kanalımda da yayınlamıştım. Bu konuyla alakalı göreceksiniz yani. Bunu size bunu size defalarca kere söyledim. Ama spotçular dediğim gibi canlarını sıkmasınlar. Çünkü spotçu kafa yatırımcı kafadır. Ama kaldıraçlı kafa kumarbaz kafadır. Bu kumarbazı bu kumarbazizmi yönetebilen kişi kazanabilir. Ben de kaldırıcı işlem yapıyorum ama bunu prensiplerine göre yapıyorum, kar alarak yapıyorum. Yani Eylül oyundan beri benim oldukça yüksek karım oldu. Dediğim gibi tekrar söylerim, ben yani dün de para kaybettim ama bunun benim için pek bir önemi yok. Para benim kalbimde değil, yani benim para ayaklarımın altında. ya Para benim için mühim bir mesele değil yani. Dolayısıyla. Ee, bu noktada e, kazanırız yani tekrar çıkacak çünkü yani bu noktada e, ama şu var hani size şunu söyleyeyim e, arkadaşlar e, işin güzel tarafını söyleyeyim yani biz bu vesileyle tabii ki çok önemli şeyler e, belirledik e, ve bunu takvimlere işaretledik arkadaşlar 2050 yılına kadar bunu takvimlere böldük ve bunların hepsini puantaj verdik. Ee, ve arkadaşlar hepsini yanına da not koyduk. Yani yoldan geçen adamın önüne koysam bu takvime bu bu takvimden milyoner olur. Tamam mı? Ee, dolayısıyla e, bu takvimde daha da yetti mi, bitti mi? Ya biter mi arkadaşım? Gözünü seveyim ya. Yani bitmez. Biz burada açıklama yapmaya devam ediyoruz. Şimdi e, e, eee point'lere ekliyoruz arkadaşlar gökyüzündeki uranyan ile ilgili finansal arketiplerin nasıl çalıştığıyla ilgili o ivmeyi alacağız. Fatma Tuçmilek arkadaşım, astrolog. Ona da buradan selamlar. Sağ olsun, var olsun. Bu bana uranyan astrolojideki verileri verecek. Bu takvime koyacağız. Bütün her şeyi bu takvime koyacağız arkadaşlar. Ve bu nokta ile ilgili öyle bir teknik geliştiriyoruz ki arkadaşlar muhteşem. Yani ha şu var. Biz daha başlamadık. Yani şöyle 2000 25, 26, 27 dönemlerinde çok büyük atraksiyonlar olacak. Volatilite çok yüksek. Burada ne zaman düşeceğini ve ne zaman çıkacağını biliyorsanız arkadaşlar, yani para kazanmamanız için prensiplerinizin olmaması gerekiyor, para kazanamamış olmanız için. Çünkü biz e, traderların bazı prensipler elde etmesi gerekiyor, belli bir kültürü kendi hayatlarının içine adapte etmeleri gerekiyor. Bu kültür de kasa yönetimi kültürü. Yani sesine kadar teknik analiz destek, direnç bil. Yani belli bir kültürün yoksa. Yani bu kültüre adapte olamadıysan. Yani senin eğer gözünü para hırsı bürdüyse. 5 koydum onu aldım 10 on koydum 20 aldım 20 koydum 100 alacağım falan gibi bir hırsla devam ediyorsan. Zaten dikide olacaksın. Yani bugün kazansan da fark etmez. Ben değil Allah sana vahiy gönderse gene fark etmez. Sen kazanamayacaksın. Çünkü e, senin gözünü para hırsı bürümüş. Yani çünkü sen parayı... Ee, ayaklarını alta tutmuyorsun. Bak size önerim şu. Parayı göt cebinize koyun. Tamam mı arkadaşlar? Hani var ya erkek şey kadınların da erkeklerin de hani arka cep vardır ya göt cebi. Oraya cüzdana koyun arkadaşlar parayı. Para eğer belden yukarı çıktığında otomatik olarak sizin bilinçaltınıza para sembolü, para arketipi hükmeder. Ve en ufak bir kaybınızda büyük travmalar geçirirsiniz. Onu söyleyeyim. Ee, o yüzden yani bu noktada ama paraya değer vermeyen bir insan e, trade trade edebilir. E, ve gerçekten çok güzel trader oluyorlar. E, bu konuyla ilgili bunlar kasa de, kasa yönetimi yapan insanlardır. Paraya değer vermezler. Yani 5 kazandıysa hemen be, biz şunun peşindeyiz mesela. 5 e, koyarız. E, biz 5 koyarız. 3 e, kar gördük mü alır başka şeye koyarız onu. Yani 3 kere oradan çekeriz. 5 koymaya devam ederiz. Hep 5 kar vardır. Şey bizde hep 5 risk vardır. 5 risk varsa 3 kar gördüğümüzde almamız gerekiyor. Eğer 10 e, kere bilirsin. Bir kere yanılırsan paranın tümü gider arkadaşlar. Kaldıraçlı işlemde. O yüzden arkadaşlar biz bunu bilincinde olduğumuz için. Biz mesela Eylül'den beri ben e, arkadaşlar Eylül'den beri abartmıyorum yani. Benim gruptaki arkadaşlar bilir. E, çok iyi para kazandık. Çok iyi para kazandık. Yani nereden baksan şöyle diyeyim. 500 tane yani e, hadi 500 demeyeyim ya az diyeyim biraz abartmayayım tamam mı? 100 tane öngörümün 90'ı nokta atışı geldi. Ee, arkası arkası öngörülerden bahsediyorum. Öyle ayda yılda bir öngörü yapmıyorum ben grupta. Her gün öngörü yapıyorum tamam mı? Bir tanesinde o da dün de, dünkü öngörüde ben işlemde olduğum için bildiğim halde patladık arkadaşlar. Yani ben patladım yani. 3500 daha bir kaybım var. Hiç problem yok. Ee, yani çünkü 10 Nisan'da çökeceğini biliyorum. Gruptaki arkadaşlar da biliyor. Ama işlemdeyim yani. Yani işlemdeyiz ama yapabileceğimiz bir şey yok yani. Tamam mı? Hiç savunma yaptık falan filan. O anda bir kaybımız oluştu. Ama problem yok. Bu noktada. Dediğim gibi kaldıraç böyledir arkadaşlar. Kasa yönetimi yaptığımız için ana totalde hala kardayız. Yani bir problem yok. Ben bu piyasayı çok seviyorum. İşte bu yüzden seviyorum. Neden? Çünkü arkadaşlar bu piyasada herkesin ya yani çok fazla bir volatilite dönüyor. bakın şu anda mesela bak canlı canlı göstereyim size. Bakın likide topluyorlar. Görüyor musunuz? Bak. Yani orada kaldıraçlar var. Bak şu gördüğünüz. Şu gördüğünüz bloklar yeni gelenler. Biraz önce gelenler bunlar. Bunları yediler, yiyecekler bakın. Sonra bunları yiyecekler. Sonra bak üste gel bak bunları da yiyecekler bak. Bunları da yiyecekler. Bunların hepsini yiyecekler arkadaşlar. Tamam? Sizi bırakmazlar bu piyasayı. Burada anlık vurkaç yapan parayı alır. Bir de ne zaman düşeceğini önceden bilen parayı alır. E, bu noktada o yüzden kaldıraç işlem konusunda arkadaşlar belli bir prensibe sahip değilseniz, kasa yönetimi yapmayı bilmiyorsanız, gözünüzü para hırsı bürdüyse, yani siz bir kumar bassanız kaldıraç işlemden uzak durmanızı, spot mal almanızı, yatırımcı kafasında olmanızı tavsiye ederim. Çünkü kaldıraç insanlara kötü alışkanlıklar elde ettiriyor. Kaldıracın en büyük kötü alışkanlığı eğer kişi kişide eğer potansiyel olarak para hırsına bürünebilme özelliği varsa, potansiyel olarak, bende yok. Yani şu, para hırsı benim gözümü bürümesin diye ben gerekli olan tüm önlemleri aldım. Benim çevremdeki tüm arketipler bu konuyla ilgili bilinçaltıma şey gönderiyor. Yani şey sinyali gönderiyor. Yani para değersizdir sembolü gönderiyor. Yani ben çayımı bile paranın üstünde içiyorum. Yani peçete olarak, yani kullandığım peçete sembol olarak... Para peçetesi. Para sembolü var yani. Tamam mı? Yani e, dolayısıyla benim için peçete yani. Dolayısıyla paranın bir hükmü yok yani. Hani şöyle anlatayım. Yani para benim için tuvalet kağıdı arkadaşım ya tamam mı? Dolayısıyla e, bir anlamı yok. Ben sadece prensesi kurtarmaya çalışan e, bileyim, bonus toplamak. Sayısal bir gösterge. Yani sayısal bir gösterge olarak görüyoruz e, parayı arkadaşlar. Tamam mı? Bunu benimsemeyecek, bunu yapamayacak olan bir kişi e, arkadaşlar. Bunu yapamayacak olan bir kişi piyasada e, yani durabileceğini zannetmiyorum. Barınabileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Barınabileceğini zannetmiyorum. E, onu belirteyim arkadaşlar. Şimdi yeni takvim yeni takvim geliştiriyoruz. E, 2050 yılına kadar bu astroloji kampımız var. E, 19 Nisan 20 Nisan, 21 Nisan Özel projeksiyon cihazları aldım. Bu seferki kamp çok farklı olacak. Kampa katılan şu anda 40 arkadaşımız gibi bir arkadaşımız var. 40 arkadaşımız gelecek. Gelmek istersen 0543 297 5530 Arkadaşlar bu kampta sizlere çok enteresan şeyler bilgiler vereceğim. Bu takvimi vereceğim. Bir Zaten 2050 yılına kadar şu çocuğun önüne koysam şu takvim zaten milyoner olur ayrı mevzu. Peki nasıl olacaksın? Nasıl bir matematikte işlem yapacaksın? Sadece küçücük bir parayla ben hesap yaptım. Ee, bin dolarlık bir riskle sadece olumlu açılara e, bak hani girsek spot girsek bak spot piyasanın ayı boğa alması da fark etmiyor. Sadece o gün girsek ve o gün bitince git çıksak bin dolarla günde 15 dolar kar etsek bin dolarla 15 dolar ben minimum söylüyorum. İki bin dolar ediyor bir senede. Bir senede. Ne zaman çıkacağını bilmen önemli. Şimdi arkadaşım bunu zaten millet merak ediyor. Ne zaman çıkacak, ne zaman düşecek. Şimdi insanların çoğunun para kaybetmesinin nedeni sürekli piyasada durması, oynaklık yapıda aldığı <laughs> kar sürekli eriyor ve tekrar tamamlanıyor. Çünkü böyle bir dalgalanma var içeride. Dolayısıyla biz sadece olumlu etkilerde içeri girsek 1000 dolar riskle 220 bin dolar bir senede para kazanıyoruz. Bunun ben matematiğini yaptım kampta size olarak anlatacağım arkadaşlar. Bunun yanında projeksiyon cihazları, özel projeksiyon perdeleriyle geliyorum bu seferki kampa. Yenice Göknar Otel'de yüz yüze yapacağımız kampta 40 arkadaşımıza özel anlatacağım bunu. Ve geceleri Kamelya'da da anlatacağım. Yani gündüz seminer salonunda anlattıklarımız geçti. O ayrı. Onlar ders. Teknik analiz verileri vesaire. Akşamları anlayacağım. Akşamları sizlerle projeksiyon perdesiyle açık havada arkadaşlar sinema keyfi patlamış mısırlarımızla otel Oteldeki arkadaşlara söyledim. Yani yöneticiye Muhammed Bey'e söyledim. Dedim bize patlamış mısır istiyorum geceliğin. E, yani kamera altındaki sohbetlerimizi özel ses sistemi dizayn ediyorlar oraya. Ben de projeksiyon perdelerimi götürüyorum. Dolayısıyla yansıtma yaparak geceliğin kamelanın altında çaylarımız, patates, e, patlamış mısırlarımız, sigara, çay, kahve derken arkadaşlar orada da devam edecek. Geceliğin de devam edecek e, öğretilerimiz ve e, burada size çok makul. Duyan kişiyi çok makul. Duyan kişinin asla hayır diyemeyeceği, ama bu teklifi sadece yakın arkadaşlarıma yapabileceği bir teklifte bulunacağım. Ya hayır diyemezsiniz. Yani bu teklifi hayır demeniz mümkün değil. Ondan sonra bu kampta size bundan bahsedeceğim. Oha diyeceğiniz bir şey arkadaşlar. Ama bunu burada açıklayamayız. Yani tamam mı? Orada kampa gelen arkadaşlara özel bu. Ve bu dediğimiz şeye de sonradan dahil olamazsınız. Bunu da bilgisini vermiş olayım. Şu anda e, valla arkadaşlar 4 gündür bu takvime girişleri işaretliyorum. Yani kafayı yedim. Bir mola verdim. Hani bayram tatili benim için 8 saat ne 6 saat falan sürdü. Bunları tek tek buraya işaretliyorum. Böyle bak bunları tek tek buraya işaretliyorum. 2050 yılına kadar. E, bunlara sayısal değer veriyorum. E, tüm açıları, sembolleri çünkü... Bu takvimi elinde tutan arkadaş astrolojiden anlamayacağını düşünüyorum. Yani anlamadığını düşünerek yazıyorum. 2050 yılına kadar. Önüne tüm olabilecek olasılıkları baştan yazıyorum. 2050 yılına kadar. Ve bu takvimi ben bir çocuğun önüne koyduğumda bu takvimden okuyarak ne yapması gerektiğini öngörebilmesini sağlayacak bir takvim hazırlıyorum. Yaklaşık olarak bu takvimle ilgili 2 aydır çalışıyoruz ama son 5 gündür gerçekten beni çok yordu. Çünkü çok Angarya tarafındayım şu an. Kampa yetiştirmeye çalışıyorum. Kampa bitmese bile kamptan sonra bitecektir. Ben bunu kampa gelen arkadaşlara kesinlikle vereceğim. Ee, sadece şu takvimi yapan bir astrolog bu parayla satar. Ee, onu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, kamp yapar. Kampa da ekstra bu takvimi de almak için size kamp, kampta bunu ücretli satar. Tamam mı arkadaşlar? Bizde öyle bir şey yok. Bunu öğrenmek isteyen arkadaşlar kampa zaten gelecektir bir şey öğrenmek ister. Bu astro gibi merak eden arkadaşlar kampa zaten gelecektir. Kampta bu konuyla alakalı e, e, yani uygulamalı öğretimlerimiz olacak. Çünkü arkadaşım senin bunu uygulamalı görmen gerekiyor. Yani böyle orada olmaz yani. bu. Tamam e, şey e, bir e, şeyi de öğrenmen gerekiyor. Mantariteyi de. Bu takvimi nasıl okuyacaksın sen? Ne yapacaksın bu takvimi alıp? Yani Sende prensip yoksa, kafa yoksa zaten bu takvim işine yaramayacak senin. Yani senin kafayı değiştirmen lazım. Kafayı değiştirmen lazım. Senin belli bir prensipleri, kültür, bu hayat tarzını benimseyemezsen çok ciddi bir şekilde problemle karşılaşacaksın. Çünkü neden? Ee, borsa ve türevleri insanın gözünü para hırsına bürür. Eğer gözünü para hırsı bürürse, 5 koydum 100 alacağım. Ya işte hayat bedava olacak falan gibi böyle hayallerin varsa zaten senin para gözünün hırsı Zaten seni yok etmeye mahkum. Çünkü neden? Sen bütün hayallerini paranın üstüne inşa edersen hayallerin yok olur. Dolayısıyla arkadaşlar asla bu hatayı yapmaz bir trader. Asla bu hatayı yapmaz. bizim gözümüzü para hırsı bürümemiştir. Biz sadece tiridiriz. Gerçek bir trader parayla ancak poposunu siler. Tamam mı? dolayısıyla bu noktayla ilgili biz para için çalışmayız. Para bizim için çalışır. Dolayısıyla bu noktada bazı prensipleri elde etmemiş olan kişiler dolayısıyla paranın yan etkileri var. E, dolayısıyla ufacık bir kayıp yaşadıklarında, ufacık bir mum geri geldiğinde büyük kayıplara sürükleniyorlar. E, ondan sonra da ayıkta pircin taşını, psikolojik travma, bir sürü ıngır zungurla uğraşıyorlar. O yüzden herhangi bir şekilde yani hırslıysan kardeşim yani git spot mal al bak dalga, tamam mı? Uzun vadeli ol. E, yani başka çaren yok tamam mı? Sen kaldıraç yapamazsın kaldıraçtan uzak dur bak tamam mı seni defalarca kere eylülden beri uyarıyorum bak sen o izleyen arkadaş seni eylül ayından beri uyarıyorum bak yapma tamam mı spot mal alsaydın şu an hala malın vardı ama kaldıraçta likide olan bir sürü insan duyuyorum şu an piyasada ee, bu konuyla alakalı kasa da yönetemedikleri için maalesef her şeylerini kaybettiler ee, dolayısıyla dedim ki bakın ben bildiğim halde para kaybını kaybı yaşadım yani tamam mı ee, bu bu önemli değil. Önemli olan dediğim gibi belli bir prensibi. Belli bir e, bu kültürü kendi hayatına sokmamış olan bir kişinin bu işi yapmasının yan etkileri var. O yüzden e, yani bunu biliyorsanız yapacaksınız ve bu kültüre alışıksanız yapacaksınız arkadaşlar. E, onu söyleyeyim. Yoksa spot mal al. Yani git spot mal al. Bak dalgana. Boş versen Tamam mı? Dolayısıyla eee Aa, hocam az önce gördüğüm haberlerde dün para kaybetmiş bir doktor intihar etmiş poligonda. Üzüldüm vallahi yazık. Aynen İlknur. Ee, ee, burada evet yani üzücü bir durum. Yani doktor olması da fark etmiyor. Yani herhangi bir insan gözünü para bir ırsı büyürse bütün hayallerini para üstüne kurarsa bu tarz insanlar genellikle şu hataları yaparlar. Ee, evini barkını satar. Her şeyini koyar. Ve çıkış tek umududur çıkmazsa en ufak bir ama şunu unutma. Parayı kim sana ödeyecek arkadaşım? Yani e, sen 5 koydun 100 alacaksın. Peki parayı sana kim ödeyecek? Ya bana kimin ödeyeceğini söyler misin? Ya parayı bana sana kimin koyacağını söyler misin? Yani sen 5 koydun 100 alacaksın ya. E bu sistem para basmıyor ya. Yani nasıl ödeyecek abi sana 5'i 100? Yani herkes onu istiyor. O zaman kaldıraççıları toplayacaklar. Bakın piyasa düşüyor diye bakın piyasa düşüyor diye kaldı önce longçuları yediler. Şimdi shortçuları yiyecekler birazdan. Piyasa sürekli dalgalanma. Yani o yüzden arkadaşlar spot mal almanızı öneriyorum daha çok. Bu düşüşleri alım fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Özellikle 17 Nisan'a dikkat. Arkadaşlar 28 Nisan'a 1 Mayıs'a dikkat. Buralarda e, devam edecek ama e, çıkış ilmeleri de çok yüksek olacak. Çok yüksek volatilite olacak arkadaşlar. Tek bir habere bakar. Bir bakarsın Bitcoin 80 bin dolar olmuş. Dolayısıyla tek bir haber. Dolayısıyla bu piyasa böyle arkadaşım. Bu piyasanın koşullarını bileceksin. Maalesef koşullar bu şekilde. O yüzden panik satışı illa mal kaybeden de var. Ee, hedge açmayı beceremediği için likide olan da var. Şimdi birçok şekilde para kaybedebilirsiniz bu piyasada. Birçok olasılık var arkadaşlar. O yüzden dikkatli olmanızı öneriyorum. E, 10 Nisan, 11 Nisan zaten tehlikeli tanelerde zaten oldu şu anda hala tehlikede geçmiş değil. Ha mal toplanır mı şu an? Spot mal toplanır. Yani ya da sen bilirsin arkadaşım. Alma. ya Zaten diyorum ya bakın arkadaşlar bu tarz yatırımları yönetebilecek olan kişilerin zaten onların karakteristik özellikleri vardır. Tamam mı? Bunlar paraya dediğim gibi mesela neden, neden hep parayı parası olanlar kazanır? Bakın Allah yani evren neden bazı insanlara ya da Allah yani Allah olarak düşünelim. Yani şimdi içinizde bazıları e, e, bu hoca çok dindar kafada falan demesin diyerekten evrensel olarak anlatıyorum. Evrensel kurallar var. Bu kurallar zaten sana din olarak anlatılmış tamam mı? Hangi temada anlatmamı istiyorsun? Din temasında mı yoksa evrensel temada mı? şimdi Bazı insanların zaten para kazanmaması gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? E, neden para kazanmaması gerekiyor? Çünkü parayı yönetemedikleri için kazanamıyorlar. Çünkü zaten zihinde fakir. Zihinde fakir olan bir kişinin zaten para kazanması mümkün değil. Yani Allah sana bir karakter veriyor. Sen karakteri geliştirmeni istiyor. Bu karakteri sen geliştirebilirsen şayet zaten kaderinle mücadele edebiliyorsun. Şimdi sen önce bir bak bakalım bir. Yani senin kafa pinti bir kafa mı? Yani eğer kafada fakirsen şu tarz hayallerim vardır muhtemelen. Kafada fakir olan kişilerin şöyle hayalleri vardır. Benim tek çarem bu. Bak mesela tek çarem bu der. Tamam mı? Yani ve bunun üstüne çok büyük hayaller kurarlar. Mesela gider evi barkı satar, komple kripto'ya long basar ve ondan sonra çok büyük bir araba almayı hayal eder. Ya da işte villalar dizmeyi falan hayal eder. Ee, arkadaşlar bu bir fakir kafadır. Tamam mı? Bu tarz hayalleri olan kişiler fakirdir. Çünkü B planı yoktur. C planı yoktur. Piyasa geri dönerse batacaktır. Ve buna hazırlıklı değildir. Dolayısıyla kar yönetimi bilmez. Kasa yönetimi bilmez. Nerede çıkacağını bilmez. O zaten birden girmiştir. 5 olmuştur hala çıkmaz. Çünkü 7 çıkacaktır der. 7'ye kadar çıkacak diye bekler. 7'ye gelir 10'a kadar çıkacak diye bekler. 10'a gelir 20'ye kadar çıkacak zanneder. Dolayısıyla hiçbir zaman kar almaz. Hiçbir zaman kasasını yönetmez. O bir koyduğu 20 aldı yetmedi, 30 aldı yetmedi, 100 aldı yetmedi. Tek mumla bütün parayı kaybetti. İşte bu tarz insanlardır. Dolayısıyla kafada fakir olanlar. Dolayısıyla kafada fakir olmayın. Yani bir realitenin farkında olun arkadaşlar. Bir kere trader olacak olan kişinin bu mumların çıkabildiği gibi inebilme özellikleri de olduğunu unutmayın. Yani e, dolayısıyla fiyatların oynak düzenekte kurulu olduğunu, marketin kasasının size para ödediğini unutmayın. Bu market para basmadığını unutmayın. Bu market size para basmaz. Parayı öbükünden alır sana öder. Yani dün Allah rahmet eylesin o arkada doktor arkadaş intihar etmiş bak poligonda üzüldüm vallahi yazık diyor. Mesela İknur Nur arkadaşımız burada arkadaşlar yani üzücü bir durum. Yani işte o arkadaşınızın kaybettiği parayı maalesef işte şu anda market maker bir sürü insana dağıtıyor. Tamam mı? Para böyle bir şey. Yani para kirli bir şey. Para kötü bir şey. Tamam mı? Ama realiteye göre bu para gerekli bir şey. Eğer doğru kullanılırsa aynı ekmek bıçağı gibi arkadaşlar ekmek de kesebilirsin. Yani bu para senin faturalarını ödemen için gerekli olan bir şey. Olduğunu unutmayacaksın. Yani bu parayla ancak kıçını silmen lazım. Tamam mı? dolayısıyla yani bunu alıştırsan kendine iyi olur. yani parayı bilinçaltında ancak tuvalet kağıdı olarak tanımlamış olan birisi çok ciddi para kazanabilir. Çünkü onun için gösterge vardır. Paranın değeri yok. Yani ben girdiğim yerden belli bir kere ona ulaştığımda Kar alırım. Yani ben 5 koyduysam 3000 kar ettiysem 3'ü çekerim oradan. Ama diğeri a 5 yaptım 8 oldu. 8'i koydum 10 olur. 10 olursam. Bunlar böyledir. Tamam mı? Bunlar kumarbaz kafa. Yani bunlar hep kaybetmeye dur yani. O yüzden kafayı değiştirmeden trader olamazsınız. Yatırımcı olun, spot mal alın, uzun vadeli olun mutlaka kazanacaksınız. Değil? ama bir yerde dur deyip çıkmasını bilmeniz gerekiyor. O tarihte 24 Mayıs. Ee, dolayısıyla yani sana daha ne söyleyeyim ben yani e, bu noktada ben şahsen e, arkadaşlar yani e, kripto paradan e, 15 e, 15 Mayıs, 20 Mayıs gibi pılımı pırtımı toplarım. Yani çıkarım. Kar gördüğüm şey benimdir. E, 10 dakika itibariyle e, ha, bir daha hiç girmem mi? Girerim. Benim şu anı geliştirdiğim taktikle ben zaten e, dediğim gibi ayı veya boğa fark etmiyor. Yani o çıkacağı ve gün, düşeceği günü bilmem önemli. O günleri bildiğinde zaten 1000 dolarla 15 dolar spottan alsan kar etsen zaten yılda 2 220 bin dolar yapıyor. Biz bunun hesabını yaptık. Dolayısıyla hani piyasanın ay olmasının da bir önemi yok. Boğa olmasının da bir önemi yok. Tamam mı? Çünkü illaki major yeşil var. Yani illaki piyasa sürekli düşmüyor, sürekli çıkmıyor arkadaşlar. Piyasa oynak. Olduğu için biz oynaklığın kilit noktalarını bilirsek piyasanın ayı veya boğa olmasının pek bir önemi olmuyor yani. Dolayısıyla sen belli dönemlerde onun çıkacağı zamanlarda spot mala girsen bile kaldıracı geç. Boş bak kaldıracı bile geç. Bak kaldıraçla... Ki ben kaldıraç uzmanıyım onu söyleyeyim. Yani kaldıraç işlem uzmanıyım bak. Size bunu anlatan adam kaldıraç işlem konusunda ciddi bir e, kazanç elde etmiş olan birisi. E, onu da söyleyeyim. Size diyorum bak kaldıraçtan uzak durun. Yani e, size bunu söyleyen kişi bu. Böyle biri onu söyleyeyim. Ama ben kaldıraç kullanırım. Çünkü kaldıraç nedir? Neşter gibidir arkadaşım tamam mı? Bu operasyonu yapabilecek olan kişi bunu yapmalı. Tamam mı? Sen eline eleştiri almışsın. Tamam mı? Ee, ondan sonra her tarafa çakıyorsun. Hiç bilmiyorsun. Hiç modun bile açık değil senin. Hiçbir şeyin açık değil. Yani sen sadece piyasanın çıkacağına odaklanmış olan birisin. Dolayısıyla zaten batacaksın. Dün kazandığın bütün parayı zaten vermek zorundasın. Market maker de zaten sana o parayı kasana yansıtırken bunu bilincinde yansıtıyor. Yani diyor ki ya buna ver 3000 dolar değil ya. Birazdan bunları yok ederiz diyor. Yani Market maker de bu kafada. Yani diyor ki ya ben bunlara 5... 700 milyon dolar ödedim ama diyor. Bunlar bu salaklar, bunlar salak olduğu için diyor. Parayı çeken az diyor. Çünkü diyor ben bunları 700 milyon dolar ödediysem diyor. Bunlar zaten bir yere gitmeyecekler diyor. Burada diyor. Birazdan tekrar long açacaklar diyor. Ben onları gelim diyor. Yani yani her zaman kasa kazanır. Dolayısıyla sen buradaki mekaniğin nasıl işlediğini bilmezsen dolayısıyla piyasada çok ciddi paralar kaybedebilirsin. O yüzden beni dinle. Yani ya bu işi git öğren. Gerçekten bu neşteri operasyon hani senin bu neşterle e, operasyon yapabilecek dereceye gel. Ya da bu neşteri kullanma kardeşim. Tamam mı? E, bunu sana söylüyorum. Ben o kaldıracı kullanan biriyim. E, dolayısıyla spot malı alma taktiği, parçalı alma taktiği. işte bunlar taktikleriyle ilgili eğitim veren biriyim. E, dolayısıyla e, kendim de çok ciddi kazanımlar elde eden biriyim. Cidden real olarak borsanın içinde olan biriyim. Ben sana diyorum bak kardeşim. Tamam mı? Borsanın içindeysen. A, B, C, D, E planların olmak zorunda. Tamam mı? Tamam mı? Bunu, bu yoksa yani bütün hayallerini onun çıkışı üzerinde kurduysan çok büyük tramvaya girersin. Ee, onu söyleyeyim. Seni uyarıyorum bu konuda. Ee, eğitim şart. O kaybettiğin paraya git eğitim al. Tamam mı? Önce eğitim al. Sonra git borsaya gir. Tamam mı? Ee, bu konuyla alakalı. Yazık günah yani. Hiçbiriniz eğitimde ekonomik okur yazarlığınız yok. Destek direnci nerede olduğunu dahi bilmiyorsunuz. Bu kadar basit bir konuyu bile bilmiyorsunuz. Çok ciddi riskler alıyorsunuz. Yani bu tarz arkadaşların ekonomik okur yazarlığın yoksa kardeşim kesinlikle ve kesinlikle ee, şeye girmen gerek. Spot Yani sen o da belli tarihlerde yani girersin. Spot malda çünkü senin kaybetme şeyin yok. Yani Piyasa o an anlık olarak geri çekilir. Paran hala oradadır. Döner. Bir şekilde kurtarırsın. Ama kaldıraçta bütün paranı yok etme ihtimalin var. Bunu asla unutma. E, o yüzden bunların farkında ol. E, diyorum e, arkadaşlar. E, bu arada e, bir dakika. E, bu arada e, şey. E, dediğim gibi e, 19-20-21 Nisan Astroji kampımız var. Bu kampta astro trading teknikleriyle size ekonomi okur yazarlığını tahtayı nasıl okumanız gerektiğini ve gökyüzünü nasıl, biz gökyüzüyle tahtayı aynı anda okuyoruz arkadaşlar. E, dolayısıyla bu konuyla alakalı sizlere uygulamalı e, yüz yüze eğitimlerde e, anlatacağım. Kamptan sonra da 3 ay boyunca benimle birlikte işleme gireceksiniz. Real işleme. Real işlemi göreceksiniz. O piyasayı ben nasıl okuyorum onu öğreneceksiniz. Deneyim kazanacaksınız. Yetmedi. Kamptan sonra da yine arkadaşlar sizlerle günlerce canlı piyasa verilerinden piyasa okumayı öğreteceğim. Yani hem kampta, hem geceleri kameli altında, hem de Telegram grubundan daha sonrasında bizzat işleme girerek ve piyasa verilerini okuyarak sizleri bu konuyla alakalı hazırlamak istiyorum. Çünkü neden? 2025, 26, 27'de çok büyük para kazanmak için fırsatlar var arkadaşlar. Muhteşem. Çünkü evet ne var? Volatilite çok yüksek olacak ee, arkadaşlar. Peki yani boğa olmuş ayı olmuş. Bak ben sana şunu söyleyeyim tamam mı kardeşim? Ee, ben sana şunu söyleyeyim tamam mı? Önemli olan volatilite olması. Ee, yani bir fiyatın kaç dakika içinde oraya çıktığı önemli. Tamam mı? Yani bir dakika içerisinde fiyatın 10 bin dolar artıp 10 bin dolar geri düşmesi volatil etkiyi insana çok iyi para kazandırır. Ee, Dolayısıyla arkadaşlar bu konuyla ilgili teknik donanımı ve kültürel bu kültüre alışık olan insanlar gerçekten çok ciddi para kazanmakla ilgili fırsatlar yakalayacaklar. Ama ben şunu söylüyorum. Bakın tekrar söylüyorum. Arkadaşlar bilmiyorsanız kaldırış işlemden uzak durun. Kesinlikle uzak durun. Çünkü bu demek olmuyor ki sen kaldıraçtan milyonlar alacaksın. Mümkün değil. Sen almayı beceremezsin. Ee, sen almayı beceremezsin. Çünkü neden? Dediğim gibi bak. Sen Neşter'le doktor orada adamın kalbini açıyor. Kalbini çıkartıyor. Bypass yapıyor. Damar tıkanıklanış yapıyor. Sen karşıdan izliyorsun adamı. Diyorsun ben de yaparım. Lan adamı öldürürsün. Kendini öldürüyor. Kardeşim manyak sen. Yani senin bir eğitimin var mı? Yok. Senin eline almışsın neşteri. Tamam mı? Geziniyorsun ortalıkta. Ya ben seni burada tahtada görüyorum. Seni yiyorlar her gün. Yani te burada tahtada görüyorum. Ben seni zaten sen olmasan zaten senin gibileri burada nasıl yediklerini görüyorum yani. Tamam mı? Ee, dolayısıyla piyasanın sen yakıtısın. Bunun farkında değilsin. Dolayısıyla e, bu konuyla alakalı e, arkadaşlar Kampa katılacak olan arkadaşlar son çağrı. E, bu hafta evet kamp haftamız e, 18 şey 19 20 21 Nisan'da Yenice Göknar Otel'de kampımızı size ayrıntılı olarak anlatacağım. E, ve geceleri de kamelya altında bu sefer dediğim gibi farklı bir düzenekle e, arkadaşlar sizlere böyle bilgiye boğmaya geliyorum. Bilgiye aç olan, ben bunu öğrenmek istiyorum diyen arkadaşım kesinlikle sen buraya gel. Sana söylüyorum sen mutlaka seni kampta göreyim. Bu konuyla alakalı işte ben sen gelme sen normal spot al bak işine kardeşim. Kaldıraç kullanmak istiyorsan da belli kültürlerin, belli prensipleri elde etmen gerekiyor. Belli bir karakteristik yapısına sahip olman gerekiyor. Eğer o karakterde değilsen de o karaktere evrilmen gerekiyor. O karaktere evrilemediğin sürece sen bu piyasada para kazanamazsın. Bu kadar net söylüyorum kazanamazsın çünkü kasa yönetimi bilmiyorsa hiçbir şey bilmiyorsun sen tek bildiğin şey longa basmak o kadar shorta basmak onu biliyorsun sen bitti sen bu bir şey bilmek demek değil onu herkes yapıyor zaten dolayısıyla belli bir prensibe sahip olmak zorundasın bunun farkında olacaksın kardeşim tamam mı bu noktada Evet yani biz arkadaşlar 19 Nisan, 20 Nisan, 21 Nisan'da daha kampımızda arkadaşlarımızla birlikte şu an 40 kişi var. Son 4-5 kişi arıyorum içinizden. 4-5 arkadaşınız. Otelde çünkü 4-5 kişilik hala oda boş. Oteli komple kapattık. Dolayısıyla otelde bizden başka kimse olmayacak ve çok ayrıntılı olarak sizlerle 7-24 orada birlikteliğimiz olacak ve sizlere çok enteresan uygulama olarak Veriler, takvimler, planlar pas, e, ve çok acayip enteresan tekliflerim olacak. E, yani oha diyebileceğiniz bir kamp olacak. Bugüne kadar benim yaptığım kampların e, çok değişik bir formatında olacak arkadaşlar. E, çok farklı bir formatta olacak. E, bu konuyla alakalı size anlatacaklarım için sabırsızlanıyorum. Kampta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Bol kazançlar dilerim. Bereketli olsun.